Arkadaşlar merhaba ben Mikail Östaş. 11. sınıf konu anlatımlarına devam ediyoruz. Konu anlatımlarımızı ve soru çözümlerimizi nereden yapıyoruz? NS yayınlarının defter kitap ara sınıf ürünlerinden yapıyoruz. Şimdi hikaye ünitesine geçeceğiz. 3. haftamızdayız. 1923 ile 40 dönemi hikayeciliği hakkında bilgi vereceğiz ama öncesinde hikayeyle ilgili genel özelliklere bir değinmeden geçmeyelim diyorum. Hikaye diyoruz. Hikaye diğer adı öykü gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. Farkını söyledik. Hikaye türünün tanımını yaptık arkadaşlar. Hikaye ilk çağ Anadolu'sunda masal ve tarihi olayları anlatan eserlerle oluşmuştur. Orta çağda özellikle Hindistan'da Binbir Gece Masalları sağlam bir hikaye geleneğinin ve varlığını bildirmektedir. Sağlam bir hikaye geleneğini ve varlığını bildirmektedir. Bu gelenek Arapçadan yapılan çevirilerle Avrupa'ya masal, efsane ve rivayetler şeklinde yayılmıştır. Hikaye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran hikayeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccaccio'dur. 14. yüzyılda yazdığı Decameron adlı eseriyle ilk öykü örneğini vermiştir. Rönesansın etkisiyle 19. yüzyıl edebiyatının en yaygın türü olmuştur arkadaşlar kökeni 14. yüzyıla dayanıyor. İtalyan yazar Boccaccio tarafından verilen Decameron adlı eser. Bu eser önemli. Geçtik. Bizde Türk edebiyatında destanlar, halk hikayeleri ve masallarla eski bir temeli olan bu tür 14. ve 15. yüzyılda Dede Korkut hikayeleriyle çağdaş hikaye tekniğine yaklaşıyor. 19. yüzyılda Tanzimat'la gelen yeniliklerle birlikte Batılı anlamda ilk hikaye örneklerini görmeye başlıyoruz. Tanzimat, Batılı anlamda hikayeciliğin Türk Edebiyatı'ndaki başlangıç dönemidir. Emin Nihat Bey'in 12. cüzden oluşan Müsameratname adlı hikaye kitabı Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'nın hikaye türündeki ilk eseri kabul edilmektedir. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat adlı eseri ilk hikaye örneğidir. Buraya bir yıldız koyalım mı? Evet. İlk hikaye örneği Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat adlı eseri. Batılı anlamda ise ilk örnek Küçük Şeyler adlı eseriyle Sami Paşazade Sezai tarafından veriliyor. Servet Fünun döneminde ise en güzel hikayeleri kimler yazmış? Halit Ziya Uşaklıgil ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu yazmış. Bağımsız bir tür olma özelliğini hikaye ne zaman kazanıyor? Yani hikayenin bağımsız bir tür olması ta milli edebiyat dönemine geliyor. Milli edebiyat dönemindedir. Ömer Seyfettin ile gerçekleşiyor hikayenin bağımsız bir tür olma süreci. Şimdi 1923'te 40 dönemi hikayeciliğine geçiyoruz. Yani kısa bir özet verdik. Tanzimat'tan önce hikaye türünün benzeri olan anlatı türlerinden bahsettik. Tanzimat döneminde hikayecilik... Ahmet Mithat Efendi ilk hikaye örneğini veriyordu. Tanzimat döneminden sonra Servet-i Fünun'da önemli bir yol kat ediyordu. kim tarafından? Mavi ve Siyah Aşkı Memnu yazarı Halit Siyah Uşaklıgil tarafından güzel hikaye örnekleri veriliyor. Ama dikkat edin ayrı bir tür olma süreci nerede başlıyor? Yani romandan ayrı bir tür olarak değerlendirildiği dönem Milli Edebiyat dönemi. Kim? Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı'ndaki hikayeciliğin zirve isimlerinden. Şimdi milli edebiyatı da <laughs> geride bıraktıktan sonra artık Cumhuriyet dönemi hikayesindeyiz. Cumhuriyet dönemini neyle başlatıyoruz? Burayı da dönemlere ayırdık. 1923 40 dönemi Türk hikayeciliği ile başlatıyoruz. Cumhuriyet dönemini periyotlar halinde işleyeceğiz. 23 ile 40 döneminde ne olmuş? Cumhuriyetin heyecanı işlenmiş eserlerde halka doğru ilkesi temel alınmış. Bu dönemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler yazmış. Ama daha çok toplumsal konuda hikayeler var. Bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerini de altını çizelim. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarımız Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Dönemi'ne dahil olmuş bu doğrultuda eserler vermeye başlamışlar. Yani milli edebiyat zevk ve heyecanı devam ediyor. Milli mücadelenin etkisi devam ediyor eserlerin içeriklerinde. Milli edebiyat döneminde ürün veren birçok yazar Cumhuriyet döneminde de olgunluk dönemini yaşamış. Bu dönemde pek çok sanatçı eserlerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet değerini, Atatürk ilkelerini ele almış. Bunların yanında yine bazı sanatçıların bireyin iç dünyasını esas alan eserler kaleme aldığını söyleyebiliriz. Dönemin öykülerinde elde edilen zaferin Yeni kurulan ülkenin, kurumların, modernleşmenin coşkusu hakimdir. Bu dönemde realizm akımı benimsenmiş, gözleme dayalı gerçekçilik ön planda tutulmuştur. Realizm akımı bu dönemde etkili oluyor. Sanatçılar... Bunun altını bir çizeyim. Sanatçılar arasında olay çerçevesinde gelişen hikaye türü hakimken Said Faik Abası Yanık ile birlikte serim düğüm çözüm bölümleri belirgin olmayan Durum hikayeleri de yazılmaya başlanıyor. Olay hikayesi yaygın ama Said Faik'le durum hikayesinde bir geçiş durumu burada söz konusu 1923 ile 40 arasında. Dünyada hızla yayılan köy akımına katılan yazarlarımız daha önce köy hayatı görmedikleri için eserleri gerçekliği yakalayamamış ve okuyucuya da yansıtamamıştır. Bakın 1923 ile 40 arasında henüz köy enstitüsünde mezun olan sanatçılar yok. Köy hayatını doğrudan yaşayan, bunu anlatan sanatçılar henüz yok. Bu nedenle köy hayatını görmedikleri için biraz daha o gerçekliği yakalayamamış eserler var. 1950'lerde köy hayatını yakından tanımış sanatçılar tarafından yazılan eserler ise bu noktada çok daha başarılı oluyor. Hocam 1923-40 arasında hangi sanatçılar var? Arkadaşlar, Milli Edebiyat dönemin sanatçıları burada da devam ettiriyorlar. Yazma süreci devam ediyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu biz ta Fezrati'de görmüştük. Sonrasında Milli Edebiyat'ta da bir damga vurmuştu. Milli Edebiyat yazarları içerisinde çok önemli bir yer edinmişti Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Romancı, gazeteci, şair ve diplomat'tır kendisi. Yaygın ürünü romanlarıyla ününü romanlarıyla sağlıyor. Daha çok romanları var. Tarih ve toplum olaylarından her birini bir romanına konu edinerek tanzimat devriyle Atatürk Türkiye'sindeki dönem ve kuşakların geçirdiği sosyal değişim ve bunalımlarını, yaşayış ve görüş farklılıklarını işliyor. Toplum için sanat ilkesine bağlı kalıyor. Atatürk'ü çeşitli yönleriyle değerlendiren ilk eseri kendisi yazıyor Atatürk ismiyle. Bir serencam ve rahmet rahmetteki hikayeleri Servet Finun anlayışını yansıtırken milli mücadele yıllarında düşman mezaliminden çok canlı sahneler taşıyan milli savaş hikayelerinde artık bireysel acılardan sıyrılarak toplum sorunlarına yöneliyor arkadaşlar. Hikayecilikler üzerine duruyoruz sanatçıların. Sıradaki sanatçımız Refik Halit Kara, 20. yüzyıl Türkiye Türkçesini büyük bir ustalıkla kullanan öykü ve roman yazarıdır. Memleket hikayeleri ile Anadolu halkının yoksul ama iç zenginlikleriyle dolu hayatını başarılı bir dil ve anlatımla veriyor. Bu eseriyle köy edebiyatının öncüleri arasına giriyor. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin tarafından çok beğenilen bu öykülerden sonra İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar olarak ilan ediliyor. Gurbet Hikayeleri 1922-1938 yılları arasındaki sürgün döneminin öyküleridir. Bu eserindeki en ünlü hikayesi 5 yaşındaki bir çocuğun memleketinden ayrıldıktan 6 ay sonra ilk defa ana diliyle konuşan birini gördüğünde yaşadığı coşkulu sevinci anlatan Eski adlı öyküdür. Burada özellikle nelerin altını çizmemiz gerekiyor? Memleket hikayelerinin bir de gurbet hikayelerinin altını çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Refik Halit Karay'ın iki önemli eseriydi. Bunları not aldıktan sonra geçiyoruz. Nereye? Fahri Celaleddin Göktulga'ya. Fahri Celaleddin imzasını kullandığı öykülerinde toplumsal ilişkilerde gözlemlediği çarpıcı gerçekleri gülmece ögelerine de yer vererek yansıtmaya çalışıyor. Fıkra yazıları Cumhuriyet ve Yeni İstanbul gazetelerinde yayımlanıyor. İlk hikayecilerimiz gibi Fahri Celal de Mopasan tarzında hikayeler kaleme alıyor. Yani olay ağırlıklı hikayeler kaleme alıyor yeni bir hikaye yazma arayışına girmemiştir arkadaşlar. Onda asıl orijinallik seçtiği tiplerdedir. Çoğu akıl hastanesinde karşılaştığı hastalardan oluşan bir kısmı ise Osmanlı'nın son dönemlerinde doğmuş eski ile yeni arasında sıkışmış tipler. Hikayeciliğinin en önemli özelliğidir. Fahri Celaleddin'in. Kısa öyküleri Talat Selase, Kına Gecesi, 51 Mustafa Mustafendi, avur zavur kahvesi salgın rüzgar. Uzun hikaye, uzun öykü Çanakkale'deki kel olan şeklinde karşımıza çıktı. Geçiyoruz. Kime? Reşat Nuri Güntekin'e. Önemli bir hikayeci midir? Evet. Ama daha önemli bir romancıdır. Roman, hikaye, gezi ve tiyatro yazarıdır kendisi. Anadolu halkının yaşamını, sorunlarını kişisel duygularla inançlarını süssüz yapmacıksız konuşulan Türkçenin tüm sadelik ve açıklığıyla dile getiriyor. Mizaha daha geniş yer verdiği öykülerinde de aşk, yalnızlık, fedakarlık, dostluk, ihanet gibi konuları işliyor. Burada asıl dikkat etmemiz gereken husus Reşat Nuri'nin öyküleri. Altını çiziyorum bu eserlerin. Gençlik ve Güzellik, Roçit Bey, Eski Ahbap, Tanrı misafiri Leyla ile Mecnun olağan işler. Tanrı misafirine bir yıldız koydum. Roşit Bey'e bir yıldız koydum. Bunlara dikkat ediyoruz. Reşat Nuri'nin hikayecilik yönüyle sorulması durumunda bu eserlerine yer verilecektir. Dedik geçtik kime? Sadri Ertem'e. İlk toplumcu roman ve hikaye yazarlarından olan Sadri Ertem... Edebiyatın işlevinin emekçi kitlelerin bilinçlendirilmesi olduğunu savunmuş, Atatürk ilkelerini toplumculukla bağdaştırmaya çalışmıştır. İlk toplumcu roman ve hikaye yazarlarından olduğunu söyledik. Roman ve öykülerinde sanayinin köylü üzerindeki olumsuz etkisini, ağ tüccar sömürüsünü, fabrika işçi ilişkisini, bürokrasinin halk üzerindeki baskısını anlatmaya çalışmış. Öyküleri çok önemli. Silindir şapka giyen köylü, bacayı indir bacayı kaldır. Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu bunlar önemli hikayeleri altını da çizdim. Dikkat edin. Aman dikkat. Sonra geçtik kime? 1923-40 arasında önemli bir isim olan Sabahattin Ali'ye. Hikaye ve roman yazarı mıdır? Evet. Şiir de yazmıştır, çeviriler de yapmıştır. Sanat gücünü daha çok Mopvasan tarzı hikayelerinde göstermiş. Anadolu köy kasaba hayatından aldığı acıklı konuları gerçekçi bir yöntemle işler. Güçlü doğa betimlemeleriyle örülü çok sert çizgili bu hikayelere çarpıcı bir trajediye niteliği katmıştır. Eserleri daha önce soruldu yine sorulabilir sorularda karşınıza gelir. Değirmen, Kağan'ı ses çok önemli. Sırça Köşkü'nde altını çizdim yeni dünyayı da buna ekleyebiliriz. Bu eserleri bilmemizde fayda var. Sonra geçiyoruz Said Faik Abası Yanık'a. Öncü isimlerden bir tanesi. Neyin öncüsü? Durum hikaye. Öykünün öncüsü, durum öyküsünün öncüsü. Öykü ve roman yazarıdır, şairdir ama asıl ünlü öyküleriyle sağlamış. Modern hikayeciliğin öncülerinden olan Said Faik getirdiği yeniliklerle kökü kendisinde olan bir yazar olarak kabul edilir. Ancak yaşadığını yazan öznel hikayeciliğimizin öncüsüdür. İnsanlara, doğaya, her şeye sıcak bir sevgiyle bakar. Altını bir çizeyim. İnsana, doğaya, her şeye sıcak bir sevgiyle bakar. Bu ifadeler önemli arkadaşlar. Sorular gelirken bu ifadelere yer verilecektir. Ona göre bir insanı sevmekle başlar her şey. Bunlar güzel kalıp cümleler kendisine ait. Çocukluk Gençlik izlenimlerini, günlük yaşantılarını şiirsel bir dille anlatır. Konuya, olaya fazla önem vermez. Olaya önem vermiyorsa ya betimlemeler önemli, durum tahlili önemli. Hikayelerinde çoğunlukla balıkçılar, yoksullar, avareler, serseriler düşüp kalktığı, sohbet ettiği, selamlaştığı, uzaktan yakından gördüğü insanlar yer alır. Said Faik bir İstanbul hikayecisidir arkadaşlar, dikkat. İnsanları, kırları, denizi, tabiat köşeleri ve Hayvanlarıyla yaşamayı ve bütün olarak yaşamayı bir bütün olarak görmüştür. Dedik Said Faik'e bir yıldız koyduk. Durum hikayesinin öncüsü. Öykülerini de hemen söyleyelim. Semaver, Sarmış, Şahmer'den bunlar 23 ile 40 arasında yazdığı öykülerdir. Yine lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, havada bulut, kumpanya, havuz başı, son kuşlar, alemdağda var bir yılan, balıkçının ölümü önemli öyküleri dedik. Geçtik kime? Ercüment Ekrem Talya. Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur. 20. yüzyılın roman ve öykü yazarıdır. Yapıtlarında gülmece unsurlarına sıklıkla yer verir. Yaygın ününü Meşhedi adında bir İranlı'nın abartılı yaşamını konu edinmiş mizahi hikaye ve romanlarıyla sağlamış. Meşhedi'nin altını çizeyim Kişilerini orta halli ve fakir çevrelerden seçer, eski İstanbul hayatını canlandırır. Bu yönüyle Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi çizgisini sürdürür. Teravihten sahura önemli eseri, sevgiliye masa, bu da yine altını çizdik. Teravihten sahurayı unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ercüment Ekrem Talu ile ilgili. Arkadaşlar, İlk sorumuzla başlıyoruz. Parçada sözü edilen sanatçı soruluyor. Servet Finun Tecrati ve Milli Edebiyat Dönemi yazarlarıyla aynı yıllarda eser vermesine rağmen sanat anlayışı ve düşünceleriyle söz konusu topluluklara katılmamış. Dolayısıyla bağımsız bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde yaşamış bağımsız sanatçı deyince benim aklıma Hüseyin Rahmi Gürpınar geldi. Bir beklesin. Cumhuriyetin ilanından sonra da hikaye ve romanlarını yazmaya devam etmiş. Kadınlar vaizi, namusla açlık meselesi, tünelden ilk çıkış, gönül ticareti, melek sanmıştım şeytana adlı hikayelerinde eskiden olduğu gibi İstanbul yaşayan tipleri, bütün sosyal meseleleri, gelenek Görünekleri ile capcanlı Ahmet Mithat Okul'unun bir takipçisi bütün bunlar beni kime çıkardı? Hüseyin Rahmi Gürpınar'a çıkardı. Bu eserler kendisinin eserleridir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçtik bir diğer sorumuza bakıyorum. Parçada sözü edilen hikaye yazarı sorulmuş. Bakalım. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl Rahmet adlı hikaye kitabını yayınlar. Bakın Rahmet ben kime götürecek? Yakup Kadri'ye götürecek. Devam edelim. Başlangıçta insan tekini merkeze alan konuları bireyin toplumdan tecrit edilmiş kıymetlerini anlatmış. Yaşadığı dönemin sosyal sarsıntılarının etkisiyle hikayesinin yönünü değiştiriyor. Ömer Seyfettin'in yolundan gitmekle beraber onun duygu ve coşkuyla anlattığı meseleleri ekonomik temele oturtarak sunmayı deniyor. Cumhuriyet döneminde yayınladığı ikinci hikaye kitabı olan Milli Savaş Hikayeleri adından da anlaşılacağı gibi Kurtuluş Savaşı sırasında daha çok cephe gerisinde yaşananlardan çıkarılmış hikayelerden oluşmakta. Rahmet var, milli savaş hikayeleri var. Bunlar bizi kime götürdü? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na götürdü değişim sürecinde işleyen sanatçı yine kendisiydi. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir diğer soruya baktık. Hikayeden alınan parçayla ilgili hangisi söylenebilir deniyor. Bakalım parçaya. Köyde kalıp bir palta hesap olmak imkansızdı. Az buçuk mahsul veren bir tarla için 10 sene bir çift öküz sahibi olmak için 15 sene çalışması lazımdı. Ve ondan sonra da hayatın daha tatlı bir şekil alacağı şüpheliydi. Bir tarlası ve bir çift öküzü olanların hali kendininkinden pek farklı değildi. Bir sene kuraklık olunca onlar da bütün köylü gibi dağlara ot yemeye gidiyorlar. Üstelik öküzlerin açlıktan öldüğünü veya onda bir fiyatına satıldığını görüyorlardı. Bakın burada ne var? Sosyal bir eleştiri var. Dolayısıyla diyaloglardan faydalanıldığını söyleyemeyiz. Kahraman anlatıcının bakış açısı burada yok. O diye anlatıyor. Üçüncü kişiyle anlatım var. İçerik özelliklere dikkate alındığında toplumcu gerçekçi hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir hikaye anlayışıyla kaleme alınmıştır diyor. Bakın. Kanı, bacayı indir, bacayı kaldır, değirmen. Bunların hepsi toplumcu, gerçekçi, romancılar tarafından kaleme alınmış. Bu doğrultuda eserler, hikayeler. Silindir şapka giyen köylü aynı. Milli savaş hikayeleri arkadaşlar. Yakup Kadri'nin biraz daha Milli manevi duygularla kaleme aldı. Milli edebiyat etkisinde kalan hikaye tarzında kaleme alınmış bir eser. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dedik. Şu halde bu konumuzun da sonuna geldik. Bu haftayı da burada nihayetlendiriyoruz. Arkadaşlar bir dahaki haftada bir dahaki konumuzda bir araya gelmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.